Evet efendim, Esma Hanım hala damadıyla konuşuyor. Bakalım inşallah mutlu gelir, evet, stüdyomuza evet. Geri döner diye ümit ediyoruz. Bu arada Arif Bey ile Havva Hanım'ın damatlarının yani emniyette bir sıkıntısı var anladığımız kadarıyla. Yani gelip onların evine kadar gelip aradıklarına göre bir aramaları çıkmış. Hani öğrendiğimiz gayri resmi bilgiler de olsa böyle. Ama Arif Bey ile Havva Hanım da diyor ki tamam, damatlar ne yaptıysa ne yaptı? Hani kızlar nerede, torunlar nerede? Acaba onların da başında bir iş mi var değil mi Arif evet, abi? Evet, evet. Seslen kızlarına. Kaçmışlardır. Yani tabii ben de buradan sesleniyorum. Tabii en azından damatlar da kızlar da biz buradayız desinler. İki ailenin çocuklarıyla beraber ortadan kaybolması tabii ki dikkat çekici bir durum. Ve de pek iyi kokuların gelmediği bir ortam yaratıyor maalesef. Akıbet itibariyle. İnşallah... düşündüğümüz gibi kötü bir neticeyle karşılaşılmaz inşallah. Belki böyle değildir yani. Almışsınız. Belki hani Arif Bey'le Havva Hanım'ın düşündüğü gibi tabii. De değildir. Evet. Peki onlar hiç kendi aileleriyle de görüşmüyorlar mıymış? Görüşmüyorlarmış. Gittiniz, konuştunuz siz onlarla da yani. Evet. Telefonu gel. Bir bakalım kim arıyor? Şeker diye bir şey. Bas bas. Kim? Şeker, onun kardeşi. Kız kardeşi. Aç bakayım kimin. Aç bakalım. Açsana. Alo. Arif Bey. He. Ne dedi lan? Abim de gelmiş. Evet. Arif Bey. Evet. Abim de gelmiş. Ne dedi? Bilgi veriyor nerede oldukları konusunda ama net anlaşılmıyor. Dur Arif Hanım, sen bana bir versene bak. Ne diyor? Ne diyor? Alo. 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 Hanımefendi canlı yayında arıyorsunuz da şu anda. Ne diyor ne? Heh. Tamam, size de geçmiş olsun. Sizin kardeşiniz cinayet mi işledi? Kimin yüzünden cinayet işledi? Siz bir dakika şimdi, sizin kardeşiniz hangisinin kocası? Arif mi cinayet işledi? Ha tamam, yani sizin kardeşiniz karısı yüzünden cinayet işledi, o yüzden de hepsi kaçtılar mı? Peki kimi öldürmüş? Kimi öldürmüş? Hayır hayır, ama şimdi bizim gelin yüzünden cinayet işledi diyorsunuz ya. O zaman biliyorsunuz. Ben bunu... Ha, polisler cinayet polisiydi, onlar arıyorlar. Peki çocukların canı sağ mı? Gelinlerin canı sağ mı? Siz bilgi alıyor musunuz? Ama hayatım, o kadının şey olduğunu nereden anladın? O kadının nedeni o. Kim kimi balkondan atıyormuş? Ha, anladım. Tamam, bir aradım şeyden. Tamam hayatım, işte eğer yerini biliyorsanız diğer kardeşin niye kayıp o zaman? Bir tanesi cinayet işlediyse ötekisi niye kayıp? Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim hayatım, dur ben seni arayacağım, bir dakika dur, bir dakika sen dur, bir şunu dur, dur bir saniye canım, dur bir saniye. Kebriye Hanım, bir ilgilenir misiniz? Şimdi diyor ki nesi oluyor bu? Ablaları, iki kardeşin ablaları. Aha. Diyor ki benim kardeşim Arif karısı yüzünden cinayet işledi. O yüzden de ben de o gelini bulsam parçalayacağım. Onlar yüzünden benim kardeşim elini kana buladı. Görenler var, cinayet polisleri arıyor.
deyip o da ağlıyor. Annem kalp krizi geçirdi üzüntüden. Kardeşim katil oldu diyor. Onun kız, sizin kızınız yüzünden, bir tanesinin yüzünden kocası birini öldürmüş. E peki çocuklar nerede, kızlar nerede? Ben de anlamadım. Niye birisi öldürdü diğer kardeşte gitti ama? Diğeri niye kaçıyor? Ben bunu 10 kere aradım. Ne diyordu? Annem öldü. Annem öldü. Bizi bir daha komadılar diyordu. Benim kardeşlerim yok. Komadı dedi bana. Niye demedin telefonda şimdi sen? Sen annem öldü. Bizi bir daha komadılar. Niye demedin? Benim kızlarım öyle bir insan diyordu. Terbiyesi müsait. Ağzından cemberini atmaz. Bir kimseyle konuşmaz. Ben öyle terbiyeli, benim kızlarımın fotoğrafını gördüm işte, kızımın fotoğrafını. Eniştesine varmış diye. Hı? Eniştesine varmış diye. Bunun bu bilgileri var yani. Ne olmuş? Eniştesine varmış? He. Şimdi eniştesine varmış. Küçük kız öteki kızın kocasına varmış. Nasıl konuşuk bu ya? Ben anlamadım. Allah'ım yarabbi. Ha, öyle mi diyor? Ben anlamadım öyle orayı. Diyor. Ha, aman oh, orasını hiç boş ver. Ben anlamadım, öyle mi? Değil canım. Allah'ım. Çünkü dedim ki diğer kardeşler... Benim de kafam durdu. Benim diğer... de kafam ambalaj gitti. Nasıl yani olur? Kızın birisi diğer kız... Öyle söylüyor. Ama yok, ama öyle olsa o zaman onun kardeşini öldürmesi lazım. O zaman kardeş katili olur o zaman. Birini öldürmüş işte, karısını başka biriyle yakaladı, onu öldürdü. Diğer kardeşi de onun peşinden kaçtı diyor. O yüzden de ben de o gelini arıyorum. Bulsam parçalayacağım onu. Bizim ailemizi dağıttı. Kardeşimin elini kana buladı diye ağlıyor kızcağız. Annem kalp krizi geçirdi üzüntüden. Annesi öleli çok oldu. Annesi öleli çok oldu. Annesi bunlardan hayır çıkmaz dedi. Annesi bunlardan hayır çıkmaz bana. Benim evlatlarımdan. Bunlar kumarcı işte. Oğlum. Benim kıza, büyük kıza. Bunlar geçinmez dedi bana. Bunlar geçinmez demiş. Kadıncağız kalp krizinden gidersin demişlermiş karıya zaten. Kadına. Biz zaten yeni geldik. Babası huzur evinde durdu. Çocuklar bakmadı. Benim kızım baktı onların annesine, kızım, babasına. Yine... Dua etti. Kızım annesi bir, pardon bir saniye. Annesi bir yıl önce kalp krizi geçirdiyse yani. Ha, cinayetten dolayı değil, bu ilişkilerden dolayı. O öleli çok oldu. Annesi öleli çok oldu. Annen kaçtı. Annesi de biz köydeydik. Annesi öleli çok oldu ya. Sen bir alsın mikrofonu eline, bakayım ne diyor. Anne bir yıl önce kalp krizi geçirerek ilişkilerin hani karmaşıklığından mı? Keşke bilgileri verilseydi yani, bence emniyet tarafından da verilmesi gerekiyordu. Evet. Yani bir de değil mi, bilgi alma hakkı, hakkı diye bir şey yok mu? Şimdi benim çocuğum yoksa ortada, hani damadımla ilgili bir ilgi varsa sıkıntı, ben bunu var öğrenmeliyim vatandaş yani. Vatandaş aradığı zaman onu dinlemek durumundayız ve bilgilerimizi yetkililere paylaşmak durumundayız. Yardımcı oluyoruz yani başkanım. Hayır hayır, aileye de bu konuda yardımcı olunması lazımdı. Yani senin evet damadının başında böyle bir şey var. O da belki ona göre çocuğunu arayacak. Evet, gerekli paylaşımın onun da yapılması lazım. Ya, zar zor yürüyen iki tane karı koca yani, gerçekten hiç halleri kalmamış ki hiçbir şeye. Konu... Hayatım yayına bağlanıyor mu hanımefendi, yoksa sen anlat. Allah Allah. Ah. Size anlatmadı mı kardeşleri böyle? Anlatmıştır o zaman. Anlatmadı. Bana, yok, bilmiyorum ben de. Benim de polis basıyor. Yani. Arvamca bizi haber al dedi bana. Ne dedi? Bana bir haber al dedi. O da konuştu. Bununla da konuştum ben. O da bilmiyordu. Ben, o da ben bilmiyorum. Haber alamadım diyor. Ben haber alamadım. Zaten beni kovmadılar. Annem öldükten sonra. Annem öldükten sonra beni kardeşlerim bir eve kovmadılar. Sen bak demedin bunu diyeceğim telefonda. Damat mı dedi annem öldükten sonra kardeşlerim beni eve koymadılar? Müşteşini konuşan görümce dedi yani. Görümce dedi. Değil mi? Ama şey olan, mantıksız olan, neden bir kardeş eğer cinayet işlediyse diğer kardeşiyle beraber gitmiş? Biz yanlış mı anladık? Müge Hanım anlattı, şimdi o da tam bilmiyor. Akşam benim evime gelmişler ama ben evde olmadığım için göremedim ben kardeşimle bizim gelini diyor. Beni rahatsız eden şey diyor, onları diyor görenler olmuş diyor. Üstelik çok samimiler diyor. Benim kardeşim biri yüzünden eğer cinayet işlediyse, cinayet işlediğini de akşam eve gelen cinayet bürodaki polislerden kaynaklanarak söylüyor. Geldiler bana cinayet işlediğini söylediler ama ben kimi öldürdüğünü bilmiyorum. Buna da inanamıyorum nasıl böyle bir şey oldu diye. O da ayrı ayrı konuşuyor. Bana da öldürmüş akşamda, dedi işte. Yakalamış evet biriyle öldürmüş dedi. Camdan, pencereden atmış dedi. Akşam da gelmişler. Onun eşi nerede? Yani Safiye ile benim diğer kardeşim Recep. Onu çok samimi görenler olmuş. Nasıl böyle yani bir şey gelinle olabilir? Onun Zeynep'in nerede olduğunu bilmiyor. Yani Safiye ortada ama Zeynep nerede ben bilmiyorum diyor şu anda. Şimdi alacağız.